Geçen hafta Netflix'te Berkun Oya'nın yeni filmi Cici'yi izledim. Berkun Oya belki biliyorsunuzdur, daha önce yine Netflix'te yayınlanmış ve oldukça fazla ses getirmiş Bir Başkadır dizisinde yönetmeni. Ve Cici filmini de izlediğiniz zaman aynı yönetmenin elinden çıktığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü bu dizide de benzer tespitler, benzer bir gerçekçilik, benzer bir tempo, benzer renkler, benzer açılar var. Açıkçası ben Cici'yi oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Filmin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Olgun Şimşek, Okan Yalabık, Nur Sürer, Funda Eryiğit, Ayça Bingöl gibi gerçekten çok başarılı oyuncular var. Ve bu oyuncular da isimlerinin hakkını vermişler bence bu filmde. Film bir aile hikayesini anlatıyor ama aile hikayesi deyince de aklınıza böyle o bizim eski Yeşilçam filmlerindeki Adile, Naşit, Münir Özkullu böyle içimizi ısıtan aile hikayeleri gelmesin. Berkun Oya Bir Başkadır dizisinde toplumun farklı kesimlerinden, farklı kültürlerinden insanlarla ilgili tespitlerini nasıl gerçekçi bir şekilde bize sunduysa, bu filmde de bir Türk ailesiyle ilgili gözlemlerini çok ustaca aktarmış bana kalırsa. Film geçmiş zamanlarda bir köyde başlıyor. Havva ve Bekir, çocukları Saliha, Kadir ve Yusuf'la bu köyde yaşayan bir aile. Havva eşine sevgiyle değil, mecburiyetten bağlı ve kendi yaşamak istediği hayatı, yaşayamadığı hayatı, kendi gerçekleştiremediği hayallerini kendi kızı üzerinden yaşamaya çalışan bir anne. Baba baskın bir karakter. Küçük oğlu Yusuf ve en büyük çocuğu Saliha'ya karşı daha sevgi dolu, daha anlayışlı bir babayken, ortanca çocuğu Kadir'e karşı çok daha sert ve çok daha tahammülsüz. Filmi izlerken babanın ortanca çocuğuna karşı olan bu tavrına biz bir anlam veremiyoruz. Ve aynı şekilde filmde de Kadir babasının kendisine karşı bu tavırlarına bir anlam veremiyor aslında. Dolayısıyla filmin başından itibaren Kadir'i daha içine kapanık ve biraz daha böyle mutsuz bir çocuk olarak görüyoruz. Aralarına aileden olmayan Cemil'in de katılmasıyla birlikte Kadir bu yaşadığı değersizlik hissiyle boğuşmakta daha fazla zorlanmaya başlıyor. Çünkü hadi diyor kardeşlerim neyse. Ama diyor kendi kanımızdan, canımızdan olmayan, kendi ailemizden olmayan Cemil bile benden nasıl daha değerli olabiliyor bu evde diye. Giderek bu hisle baş etmekte daha da zorlanmaya başlıyor. Ve bütün bu acısını da Cemil'den çıkarmaya çalışıyor. Bu da çok tipik bir davranıştır mesela. Çünkü çoğu zaman bizim canımızı acıtan insanlardan değil de farkında bile olmadan kendi istemleri dışında buna alet olan insanlardan çıkarırız acımızı. Mesela anneniz ve babanız küçük kardeşinizi kayırıyorlardır. Küçük kardeşinizin bunda hiçbir suçu yoktur ama siz acısını o küçük kardeşten çıkarmaya çalışırsınız. Ve Kadir de babasıyla olan hesaplaşmasını aslında Cemil üzerinden halletmeye çalışıyor. Ve bir gün bu hesaplaşma yüzünden Kadir'in hayatında çok travmatik bir olay meydana geliyor. Bütün filmde bu travmatik olay çevresinde kurgulanıyor diyebiliriz. Yani bu olay filmin kilit noktasını oluşturuyor. Filme gelen eleştirilerin çoğu da zaten bu olayın çok da travmatik bir olay olmaması üzerine. Yani insanlar diyorlar ki aman bu da bir şey mi ya, bu da travma mı, amma abarttınız işte bütün filmi bu olay üzerine mi kurguladınız falan diye. Kadir'in yaşadığı olayı böyle bir küçük görme, onu böyle bir ciddiye almama gibi bir durum fark ettim ben. Sanırım insanlar kendi kafalarındaki travma tanımına ya da kendi yaşadıkları travmalara göre bir kıyas yapıp Kadir'in travmasını pek beğenmemişler. Ama ben bu eleştirilere pek katılmıyorum. EMDR terapisiyle ilgili Profesör Doktor Önder Kavakçı ile yaptığımız röportaj sırasında kendisiyle travmalar hakkında da konuşma fırsatımız olmuştu. Ve bana travmaları büyük T ve küçük T olarak ikiye ayırdıklarından bahsetmişti. İşte bizim aklımızda travma denince gelen şiddet, istismar, tecavüz, işte ölümlerden dönme ve çok yakın bir insanı kaybetme gibi olaylar aslında büyük T olarak tanımladıkları travmalar. Ama bir de küçük T'ler var. Ve Önder Bey'in belirttiğine göre bu küçük T'leri iyileştirmek bazen çok daha uzun zaman alabiliyor ve bu yüzden de çok daha zor olabiliyor. Şöyle düşünün, büyük T dediğimiz şey, büyük travmalar bir taşsa, ağır bir taşsa, küçük D dediğimiz küçük travmalar da birer kum tanesi gibi. Şimdi taş ağır, taşıması yorucu, yerinden kımıldatmak zor ama gözle görülebilir, nerede olduğunu görebilirsiniz, kolayca tespit edebilirsiniz ve bir kere o taşı yerinden kaldırma gücünü bulup onu üzerinden attığınız zaman da çok hafiflersiniz ve ondan kurtulursunuz. Ama kum taneleri öyle değil.
her yere yayılırlar. Görebildiğinizi temizlersiniz ama belki göremediğiniz yerlerde içerilere sızmış daha bir sürü kum tanesi olabilir ve onları göremediğiniz için temizlemeniz de çok mümkün olmaz. İşte Kadir'in yaşadığı travma bu küçük kum tanesi gibi bir şey. Kadir o evde kendi kardeşlerinden, aileden bile olmayan Cemil'den ve hatta babasının Almanya'dan getirdiği kameradan bile daha değersiz hissediyor kendini. Ve bir çocuğun ebeveyni tarafından sevilmediğini hissetmesi, baş etmesi hiç kolay bir şey değil. Çünkü nedir? Anne ve babalar çocuklarını, evlatlarını bu dünyadaki her şeyden çok severler. Evlat sevgisinin üzerine bir sevgi yoktur vesaire. O zaman ben neden sevilmiyorum? Ben sevilmeyi hak etmiyor muyum? Bende bir problem mi var diye düşünüyor çocuk. Ve bir çocuğun bu sorulara cevap vermesi pek de mümkün değil. Vakti zamanında Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur isimli kitabını okumuştum. Ve ben o kitabı okurken çok zorlandığımı hatırlıyorum. Çünkü kitapta öyle örnekler veriyordu ki, yani ben bir anne olarak yaptığım davranışların, söylediğim sözlerin çocuğumun üzerinde böyle etkiler bırakabileceğini önceden hesaplamam, bunu benim bu kadar öngörmem mümkün değil ya demiştim. Ve böyle bir isyan etmiştim kendince. Hani bu kadarını da beklememek lazım annelerden, babalardan demiştim. Ve sonra Önder Bey'in söylediği bir şey gelmişti aklıma. O da bana demişti ki travmasız çocuk yoktur. Sen her ne kadar evladını yetiştirirken son derece iyi niyetlerle her şeyin en iyisini yapmaya çalışsan da yine de yaptığın bazı şeyler çocuğun da bazı travmatik şeylere sebep olabilir demişti. Ve bunu anlamak beni bir nebze olsun rahatlatmıştı. Zaten Nihan Kaya da iyi aile olabilmenin ilk şartının aslında iyi aile diye bir şey olmadığının anlamak olduğunu söylüyor. Yine bu kitapta sürekli Alice Miller isimli birisinden alıntı yapılıyordu. Ben de kim bu Alice Miller diye merak ettim ve biraz araştırdım. Kendisi çocukluk çağı üzerine çalışmalar yapmış ve bu alanda oldukça ses getiren kitaplar yazmış bir psikoterapist. Yetenekli Çocuğun Dramı isimli yazdığı kitabıyla çok tanınıyor. Bu kitap her ebeveynin muhakkak okuması gereken böyle bir başucu kitabı denilen bir kitap. Ve ne düşünürsünüz böyle bir kitabı yazan yazar hakkında? Dersiniz ki muhakkak çok iyi bir annedir, çok bilinçli bir annedir diye düşünürsünüz. Ama Alice Miller hakkında biraz araştırma yaptığımda şunu gördüm ki kendisi çocuğunu daha bebekken, sırf emzirirken göğüsleri acıdığı için emzirmesi için bir yakınına bırakan, daha sonra da oradan bir bakım evine bırakan ve çocuğuna karşı son derece mesafeli, son derece soğuk davranan bir anneymiş. Ve aynı zamanda çocuğunun babası tarafından uğradığı fiziksel ve cinsel istismara da göz yuman bir anneymiş. Ve biz bunları Alice Miller'ın ölümünden sonra oğlu Martin'in yayınladığı Yetenekli Çocuğun Gerçek Dramı isimli kitaptan öğreniyoruz. Ben bunları öğrendiğim zaman inanamadım. Dedim ki ulan ebeveynliğin kitabını yazmış bir kadın kendi çocuğuna karşı nasıl yapabilir bunları? Nasıl bu kadar ihmalkar ve nasıl bu kadar sevgisiz bir anne olabilir? Çocuğunun uğradığı istismara nasıl göz yumabilir olmuştum. Ama o sıralarda yani kendim de anne olmuştum ve kendi anne babamdan gördüğüm ve oldukça eleştirdiğim hataların aynısını yaparken buluyordum bazen kendimi. O yüzden de bu sorunun cevabını vermem çok da zor olmadı. Çünkü anladım ki ben kendi travmalarımı iyileştirmediğim takdirde aynı travmaları kendi çocuğuma da aktaracaktım. O yüzden aslında Alice Miller'ın biraz burada geçmişini incelediğinizde onun da kendi çocuğuna nasıl, neden böyle davrandığını anlayabiliyorsunuz. Alice Miller'ın da geçmişi oldukça travmatik bir çocukluk aslında. Kendisi savaş sırasında gettolarda yaşamış. Daha sonra bu gettolarda bir Gestapo'nun cinsel istismarına maruz kalmış. Annesiyle birlikte bu gettolardan kaçtıktan sonra da oldukça zorlu bir hayat yaşamış bir çocuk. Ve daha sonra hiç sevmediği bir adamla evleniyor. Ve hatta evlendiği işte kocasını da o kendisini istismar eden Gestapo'ya benzetiyormuş oldukça. Dolayısıyla bu evlilikten doğan çocuğuyla da sevgi dolu, yakın bir ilişki kuramıyor. Hatta Alice Miller kendi kitabında da bu durumdan bahsediyor bir yerde. Bilmeliyiz ki istismar ve ihmal edilen bu çocuklar 20 yıl sonra bütün bunların acısını kendi çocuklarından çıkaran birer yetişkin haline gelecekler Alice Miller kendi kitabında. Kişi kendinden bilir işi dedikleri bu olsa gerek. Şimdi bunlar tabii ki de Alice Miller'ın yaptıklarını temize geçmek için anlattığım şeyler değil. Ama insanların
davranışlarının arkasındaki sebepleri anlamak bazen onları affetmemizi daha kolaylaştıran bir şey oluyor. Şimdi tekrar filme dönecek olursak, filmdeki bütün karakterler ve aslında bizler de kurbanların kurbanlarıyız. Bizim travmalarımız kendi anne babalarımızın travmalarından, anne babalarımızın travmaları da onların kendi anne babalarının travmalarından kaynaklanıyor. Yani şöyle düşünün, bir insan kendi bilmediği bir şeyi, kendi öğrenmediği bir şeyi başkasına da aktaramaz. Yani bir baba eğer kendi babasından sevgi görmediyse, kendi evladına da sevgisini göstermekte zorluk çekebilir. Bir anne kendini sevmeyi öğrenmediyse, kendisiyle barışık olamadıysa mesela, sürekli eleştirildiyse annesi babası tarafından, kendi kızına da kendisini sevmeyi öğretemeyebilir ve kendi kızını da aynı şekillerde eleştirebilir. Eğer mesela siz de anne babanızla bu tip sorunlar yaşıyorsanız ve anne babalarınızı anlamak istiyorsanız, bence bunun en iyi yolu onları kendi çocuklukları hakkında konuşturmaktır. Çünkü kendi çocuklukları ile ilgili anlattıkları şeylerden onların size karşı olan davranışlarının sebeplerini anlamanızı sağlayacak şeyler çıkarabilirsiniz. Ve insan kendi anne babasının da aslında travmalarını iyileştirememiş birer çocuk olduğunu anladığı zaman onları affetmek çok daha kolay oluyor. Şimdi affetmek dediğimizde de işte bize tokat atana öbür yanağımızı çevirmek, işte insanlar bize ne yaparlarsa yapsınlar onları böyle affetmek, bağrımıza basmak gibi şeyler anlıyoruz. Ama affetmek illaki böyle bir şey değil. Affetmek aslında bir duyguyu, yaşanmış bir olayı arkada bırakmak, onu önüne katıp sürüklememek anlamına geliyor. Yani siz bir şeyleri affettiğiniz zaman aslında o yaşananların sizi daha fazla etkilemesine müsaade etmemiş oluyorsunuz. Filmdeki Kadir mesela babasının ölümünden yıllar yıllar geçmiş olmasına rağmen hala daha o olayı hatırlıyor ve o olayı çektiği filme konu ederek o travmayı belki de iyileştirmeye çalışıyor. Babasıyla hesaplaşmaya çalışıyor hala. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyleri insanlarla paylaştığımız zaman o yükümüzün hafiflediğini düşünürüz. Belki Kadir'in yapmaya çalıştığı şey böyle bir şeydir. Halbuki Kadir mesela babasıyla konuşma fırsatı bulabilseydi, onun ona o şekilde davranıyor olmasının sebeplerini anlayabilseydi, belki onu affetmesi daha kolay olabilirdi. Yani mesela belki Kadir'in babası Bekir de bir ailenin ortanca çocuğu olarak babasından son derece adaletsiz ve son derece sert davranışlara maruz kalmış olabilir ve belki de bunun acısını da kendi çocuğundan çıkarmaya çalışıyor olabilirdi. Bunları anlasaydı eğer Kadir, belki bununla baş etmesi çok daha kolay olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi eğer bütün filmi izlerken siz de Kadir'in travmasını görüp "Ulan bu da bir şey mi? Amma abarttınız ya" falan dediyseniz, kendi hayatınızla ilgili olarak arkanızda bırakamadığınız, hala düşünmeye devam ettiğiniz, hala size olumsuz hisler yaşatan neler var, onları bir gözden geçirmenizi ve filmde Kadir'in yapamadığı şeyi, yani affetmeyi yapmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü affetmek iyileştirir.